Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uluslararası Fakültesi, İlaç Geliştirme Merkezi bünyesinde bir patent başvurumuz oldu. Bunun özelliği, kısaca teknik açıdan bahsedecek olursak, biz burada nörodejeneratif hastalıklara iyi gelebilecek ilaç keşif ve geliştirme çalışmaları yaptık. Özellikle iki farklı reseptörleri bağlanabilen ligandlar geliştirmeyi hedefledik. Özellikle bu Alzheimer ve Parkinson'da farklı nörodejeneratif hastalıklarda etkili olan reseptörler, adenosin ve dopamin reseptörlerine bağlanabilen ligandlar geliştirmeyi hedefledik. Ve bunu COST Avrupa İşbirliği projesiyle ve aynı zamanda TÜBİTAK 1002 projesi bünyesinde hem tasarımını, hem sentezini, hem de in vitro laboratuvar çalışmalarını, ilaç olabilecek nitelikte çalışmalarını yaptık. Şu anda kan-beyin bariyeri geçirmesi çok önemli. Çünkü ilacı yaptığınız bir Alzheimer'ın nörodejeneratif hastalıklara karşı tableti aldınız, bunun midenizde veya bireninizde kalması yeterli değil. Bunun kan-beyin bariyerini aşıp sistemik olarak beyine geçmesi gerekiyor. Şu anda o çalışmaları da tamamlayıp bir an önce ilaç adayı haline getirmek hedefimiz. Ondan sonra da global firmalar da dahil, yerli firmalarımız da dahil bunları kamu üniversite sanayi işbirliği ile ilaç adayını ilaca yani fikirden, bench'ten yatak yanına, bedside dediğimiz ilaç artık rafa gelmiş ürün haline getirmek hedefimiz. Umarım bunda başarılı oluruz. Bu türlü patentlerin sayısının da artmasını temenni ediyorum. Bu buluş kapsamında aslında biz iki tane reseptörü aynı anda hedefleyebilen ligandlar geliştirmeyi hedefledik. Reseptör nedir? Aslında sinyal, hücrelerin sinyal algılayıcı sistemleri olarak düşünülebilir. Hücrelerin birbirleriyle anlaşabilmeleri açısından ve hücrelerin birbiriyle koordineli bir şekilde çalışabilmesi açısından çok önemliler. Şöyle de bir özellikleri var. Bir araya geldikleri zaman, yani fiziksel olarak iki reseptör birbiriyle etkileştiği zaman kendi kimliklerini kaybediyorlar. Yani kendi başlarına iken yolakları, sinyal yolaklarını değiştiriyorlar. O yüzden birden fazla reseptörün bir anda hedeflenebilmesi bu açıdan önemli. Bunun kullanım alanları ne olabilecek? Nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca fizyolojik durumlara göre hastalık durumlarında birbiriyle etkileşen reseptörler de değişebiliyor. Bu reseptörlerin belirlenmesi sağlanabilir. Yani bir belirleyici olarak kullanılabilir. Buna göre de daha sonradan terapötik olarak hedeflenebilecek sistemler aslında açığa çıkabilir. Ve bu süreçte de bize yardımcı olan tescili almamızı sağlayan diğer araştırmacı arkadaşlara ve TTO ekibine, üniversitemize de çok teşekkür ederim.